Her şey için teşekkür ederim. Çok uğraştın. Arkadaşlar bugünler içindir İra. Kenan abi de çok iyi bir insan. Beni abin say dedi ama öylesine laf olsun diye söylemedi sanki. Sağ olsun. Öyledir. Laf olsun diye konuşmaz o. Eminim bir kız kardeşi olsa seni sahiplendiği gibi sahiplenirdi onu da. Ablasına da çok düşkündür. Aa, sen tanıyorsun hatta Usta ablayı. Hani o gün beni parkta beklerken karşılaşmıştınız ya. Evet. Bana mendil vermişti. Düşünceli, içten biriydi. Herkes burada ne kadar iyi, ne kadar samimi. Öyledirler. Ben seni daha fazla lafa tutmayayım. Ben gideyim de sen de işine dön artık. Tamam, görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Daha ne kadar böyle devam edeceksin? Başkalarının evinde kalmaya. İş arıyorum. Bulur bulmaz kendime bir ev tutacağım. Ben de kimseye yük olmak istemem zaten. Demek iş bulacaksın. Sonra eve taşınacaksın. Böyle söyleyince kolay gözüküyor. Ama gerçekte bu işler o kadar kolay olmaz. Senin ne çalışmaya ne de başkasına ihtiyacın var. Hala bir demirhanlısın. Ne istiyorsan yapmaya hazırım. Sana yardım etmeme izin ver. Kimsenin yardımını istemiyorum. Ben de herkes gibi kendi ayaklarımın üstünde durmaya çalışacağım. Kendime bir hayat kuracağım. Dönmeyeceksin demek. Kararlısın. Bundan böyle tek başına yürüyeceksin, öyle mi? Ben çok yoruldum. Acı çekmekten, haksızlığa uğramaktan. Tek isteğim, kimsenin canımı acıtmadığı, sakin, huzurlu bir hayat. Tek göz odada olsa bana ait bir yer. Fasonla çiçekler. Hepsi bu.